Afyon bakalım. Evet Afyon'da bir atak oldu. Beklediğimiz atak sonunda oldu arkadaşlar. Şu 3.40 seviyelerin altına sarktığında biraz işler sarpa sarmaya başlamıştı ama ciddi bir satış baskısıyla da karşılaşmadı. Yani kağıdı tutmaya çalıştılar arkadaşlar. Bir destek hattımız vardı. Neresiydi? 3.40 seviyesiydi. Daha önce burada ciddi bir alıcı bulmuştu. 500 günlük ortalamaya da yakın bir rakamdı. Burada 3.40 seviyesinin altına sarktı arkadaşlar geri döndü ve e, 3.59-3.60 bantlarındaki 500 günlük hareketli ortalamamıza üzerine attı. Şimdi bu güzel e, güzel bir hareket ama iş bitmiş değil arkadaşlar. Neden bitmiş değil şimdi buraya ben bir tane bir e, pembe çizgi koymak istiyorum bu bizim için destek olacak çünkü yarın. Bu 500 günlük ortalamayı takip edeceğiz 3.60 bantlarında. Bizim aşmak zorunda olduğumuz arkadaşlar direnç attı gördüğünüz gibi renkli alçalan kanalımız. Yani bunun üzerine atabilirsek evet işler daha güzel olacak. Bizi yeni dirençler bekler. Nereleri bekler? 4 lira 8 kuruş seviyelerindeki ilk Fibonacci direncimiz bizi bekler durumda oluyor arkadaşlar. 3.60'ın üzerinde kalmalı. Hatta 3.65 seviyesindeki alçalan direncinin üzerine atmalı arkadaşlar. 3.60'ın tekrar altına sarkarsa 3.40, 3.24 ve 3 lira 5 kuruş seviyelerindeki destekleri aktif olur. 3.65 üzerinde kaldıkça da yakın direnç attı arkadaşlar. 4 lira 8 kuruş ve 4 lira 40 kuruş bantlarında görünüyor. Evet Çimsa. Arkadaşlar Çimsa hedefine yaklaştı. Beklentimiz dahilinde hareketleri oldu. Değil mi? Şu bölgeden beri takip ediyoruz. Elimizde vardı. Geldi. Önce buraya kadar taşıdık. Burada bıraktık. Bakalım dedik. Burayı kırıp yukarı mı gidecek? yoksa buradan aşağıya desteğe doğru bir geri çekilme mi yapacak? Yukarı dön, yönlü bir hareket oldu arkadaşlar. Bunun üzerinde tutunmaya başladıktan sonra da şu bölgede tekrar maliyetlendik değil mi? Bizim takip listemize girdi. Evet artık formasyonuna doğru yaklaştık. Kar al noktalarımız 29 ve 32 bandıydı. Bu iki noktada kar aldık. Artık formasyon hedefi kalmış durumda. Evet formasyon hedefi de neydi arkadaşlar? Burada gördüğünüz derinliğimiz değil mi? Burada bizim bir görüntümüz vardı. Şu fincanımızdı. Şu da yanına kulbuydu bu formasyon hedefine doğru devam ediyor. Evet şöyle bir derinliğimiz var. Kırılım yaptığı nokta itibariyle koyarsak yaklaşık olarak nerelere denk geliyor? 33 lira 60 kuruş seviyeleri. Evet Parsan. Parsan makina. Evet Parsan geçtiğimiz haftadan beri takip ettiğimiz bir hisse arkadaşlar. Şu bölgeler bizim için önemli bir noktaydı. Destek hattıydı. Şurası da önemli bir noktaydı. Direnç hattıydı. Yani desteklerimiz çalıştı arkadaşlar. Ne diyorduk? Destekler çalışırsa arkadaşlar nereye gideriz? Dirence doğru bir yolculuğumuz olur. Şimdiki görüntüde arkadaşlar desteğimiz çalışmış. Yani 26 lira seviyelerindeki destek çalıştı. Yukarıda direnç hattımızın da üzerine attık. Tekrar 28 lira 10 kuruş seviyelerinin altına gelmezse. Yani şu noktada gördüğünüz Bölgenin altına tekrar inmezse arkadaşlar beklentim yukarı yönlü devam etmesidir. Ama inerse tekrar aşağıda 26 lira seviyelerini test etmesi ihtimal olur. Başarabilirse, kalabilirse eğer 28 lira 10 kuruş seviyeleri üzerinde arkadaşlar. Buradaki formasyon hedefimiz yukarıda 31-32 lira bantlarına doğru görünüyor. 28 lira 10 kuruş seviyesi önemli destek. 28 10'un altına inmemeli. İnerse ilk desteği 26 lira seviyesinde bulacak arkadaşlar. 28.10 üzerinde kaldıkça 29, 60 ve 31 lira 32 lira bantları da yeni direnç ve kısa vade hedefleri olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet PR kablo bakalım. Evet bugün bu da arkadaş bültene çıkmışlar. Böyle bir grup Evet burada iki tane formasyon görüntüsü vardı arkadaşlar. Yani birincisi şu bölgede bir kırılım yapmıştı. Şöyle bir filama hedefimiz olabilir diye bahsettik. 26 lira bantları. İkinci formasyon hedefimiz neydi arkadaşlar? Burada oluşan çanak ya da fincan kup görüntüsü değil mi? Bunun ikisinde formasyon hedefi 26 lira bantlarında görünüyor arkadaşlar. Oraya doğru devam ediyor. Yani kapta bugün özel bir durum vardı. Bazılarına ceza yazmışlar. Negatif etkilerse arkadaşlar maalesef gittiği gibi geri gelme ihtimali var. Yani böyle gelmesini istemeyiz. Kimsenin canı yanmasın. E, formasyon hedefi de 26 lira bantlarında arkadaşlar. 26 liradan sonrası teknik olarak henüz belli değildir. Yani nereye gider, nereden döner e, kestirmek zor. E, negatif bir durum oluşabilir. E, oluşmasını istemeyiz. Siz 26 lira seviyesini önemli bir direnç olarak takip edin. Aşağıda desteğe gayet uzağız arkadaşlar. 17 lira bantlarında görünüyor. Günlük periyotta yani ciddi anlamda uzaklaşmışız ortalamalarından da. Oraları da yaklaşık 17-18 bantlarında hala hareketli ortalamaları destek olarak. Evet QA Granit kötü arkadaşlar. Maalesef patron böyle istedi. Bir tane film vardı ya patron mutlu son istedi. Maalesef bunlara patron böyle istedi. Yani destekleri kırdırdı arkadaşlar negatif söylemlerle bu iş oldu maalesef. Artık yatayda bir destek alanımız var. Yani daha önce hissenin satıldığı bir nokta var. Tepki aldığı bir nokta var. 10 lira 60 kuruş bantları. Bakalım buralara geliyor. Yani buradan tekrar yukarı yönlü bir dönüşü olabilir mi? Alçalan bir Fibonacci kanal görüntümüz var. Destek olarak çalışmıştı, kırıldı. Destek olarak görünüyordu ve artık bir desteğimiz daha var. Yani 10 lira 60 kuruş bantları yarın için takip edilmeli. Buradan tekrar eski trendine doğru şu bölgeye doğru bir hata olabilir. Evet, burası da çalışmazsa maalesef ciddi anlamda negatif bir trend başlar. 10.60'ların altında dikkatli olmak gerekir arkadaşlar. QA granitte.